düşündürmeden sadece gülmek istediğin için bu işi izleyebilirsin. Yeni komediye, yani başka alternatif komedi araçlarını da kullanan değişik bir iş bir yandan da. Hani sitcom değil, dediğiniz gibi sahne üzeri yapılan skeç mantığıyla ilerlemiyor. Bir skeç var ama realde çekiliyor. Kulisim çok kıymetli, tiyatrodan geliyorum çünkü ben. Kuliste mutlu olmazsan işte de mutlu olamıyorsun. Biz sanırım, hani senin adına da konuşmuş olayım, oynamayı seviyoruz. Evet. Biçimi değil, oynamayı seviyoruz. Evet. İşimiz bu. Akşam TV'den herkese merhabalar. Dizi Kotek programına bu hafta çok enerjik iki ismi ağırlıyorum. Ama çay içiyorlar rahatla. Çünkü... Papatya çayı içiyorlar değil mi? Fazla enerjik oldukları için. Sevgili Ecem Erkek ve sevgili Barış Yıldız Konuk Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyiz valla. Gayet mutlu, heyecanlı ve sevimli olduğumuzu düşünüyor. Başkaları da düşünüyor. Daha başkaları Tolga da. Tolga abi. İyiyiz ya, çok iyiyiz. Baba sen nasılsın? Ve ay, buna alışacağım. Bu hayatım böyle. Şimdi önceki programlarda hep yakın mikrofonu, buna alışacağım ben. Bunu böyle tutayım sağ ol. Ağzımıza yakın tutuyoruz. Evet. Evet. Bu mikrofon oluyor. En baştan başlıyorlar. En mikrofonu bu. Ben de iyiyim çok şükür. Ama böyle istediğin gibi böyle iki enerjik insanı ağırlamak daha böyle bir motivasyonumu yükseltti. Evet, çok tatlısın. Teşekkür ederim. O zaman hemen Aşk Kumardır'la başlamak istiyorum. Dijitalde çok fazla artık böyle dizileri, dijitali önerdiğimiz bir dönemdeyiz aslında. Hı hı. Artık özellikle genç kuşak dediğimiz kitlenin televizyondan çok bu annelere hitap eden o dram dizilerinin olduğu işlerden çok dijitale yöneldiği bir dönem ve bu dönemde Eksen'de Aşk Kumardır izleyeceğiz. Peki neden Aşk Kumardır izleyelim sizce? Bir sürü dinamiği var ya, yani şey açısından mesela izlenilebilirliği çok kolay bir iş, takibi çok kolay bir iş. Düşündürmeden sadece gülmek istediğin için bu işi izleyebilirsin. Ne diyebilirim başka? Komedi de bu arada zamanla değişen bir yapısı olduğu için yeni komediye, yani başka alternatif komedi araçlarını da kullanan değişik bir iş bir yandan da. Hani sadece yapısı itibariyle neye benzediğini görmek için de izlenebilir. Biz ayrıca bitirdiğimizde bayağı keyif aldığımızı gördük bu yeni yapıyla. Evet evet, yeni bir şey bir kere zaten, yani böyle çok alışık olmadığımız bir komedi biçimi var. Zamanında da çok yapılmış örnekleri var, çok diyemeyeceğim ama hadi böyle yeni bir nefes gibi böyle değişik bir şey yapıyoruz. Bir de çok komik oyuncu arkadaşlarım var ya, çok acayipler yani. Beni göster. Çok acayipler. Ecem hepsi, Erkek. Hepsi herkes çok tatlı. Manyak ya. Deli midir nedir, çok komikler hepsi ya. Aşırı. Ya çok eğlendik, çok aynen. Çok aşırı eğlendik aynen. Bence. Şey yani Aşk Kumardır'ı takibi kolay olduğu için, yeni bir nefes olduğu için izleyebilirler. Peki şimdi benim... Çok kötü topladım. Yok ya, gayet güzel toparladım. Çok güzel topladım değil mi? Evet, ben de buradan bir topluyorum. Şimdi benim dikkatim bir şey çekti. Aslında bunu Z kuşağı bilmez diyeceğim. Gerçekten onlar bilmez. Şimdi dizi 20 skeçten oluşuyor. Bir değişik bir format aslında. Skeç skeç, biz bunları izliyoruz. Tamam işte televizyonda çok güzel hareketler, güdür güdür vesaire. Bunlarla biz skeç tiyatro izliyoruz aslında ama bir dizide bunu görüyoruz. Bunu yıllar önce aslında İnce İnce Yasemin İnce de izlemiştik. Ha. Ben buna dikkat çektim. Bayağı eskiden örnek verdim. Evet. Çok eskiden, benim çocukluğum artık yani yaşım çıktı. Yasemin Yalçın tabii, onları izleyerek de büyüdük bir yandan da. Evet. Tabii yani çünkü orada bir sürü karakter tiplemesi, onların hikayeleri bölüm bölüm bir sürü, yani şimdi aklıma gelen Gülazer vardı, Süreyya Hanım vardı, Kakamış vardı vesaire vesaire. Şimdi buradan bir kıyaslama, bir benzetme yaptım. Acaba biz dizi ya da televizyon programlarımızda biraz eskiye mi özlem duymaya başladık? Eskiye doğru mu gidiyoruz formatlarda? Nasıl görüyorsunuz? Acaba ya da siz bunu galiba siz... Ben söyleyince dikkatinizi çekti bu benzerlik. Yani o açıdan evet düşünmemiştik ama ya eskiden mesela Olacak O Kadar da aslında aynı mantığın devamıydı. Evet. Rahmetli Levent Kırca'nın. Ya bunlar üstadlar tabii. Belki belli bir komedi formunda iş yapan insanlardı. Bu aslında yeni bir deneyim. Sitcom değil.
dediğiniz gibi sahne üzeri yapılan skeç mantığıyla ilerlemiyor. Bir skeç var ama realde çekiliyor. Bu da şu demek. Bir dakikalık bir iş için atıyorum o bir kafede geçiyorsa biz bütün kafeyi, yardımcı oyuncularımız, bütün oyuncularımız, bütün ekip gidiyoruz ve bir dakikalık bir iş için neredeyse bütün setup kuruluyor. Aynı şekilde disco sahnelerinde bilmem ne. Öf, o kadar kısa ki bunu gördüğümüz an, yani biz daha anlamaya başlarken komedisinin nasıl bir mantığa oturmaya çalışıyor diye bakarken yeni skece geçiyoruz. Çok hızlı bir iş yani o anlamda. Aslında espri yaparız ya böyle, o espriler bir cümle olur, iki cümle olur. Espriyi oynamak gibi, esprinin çekilmesi gibi, o esprinin işte sahneye konması senin gibi çok bir güzel şey. Bir tabirin vardı hani karikatür, i̇şte karikatür şeyi evet çekiyormuşuz yani. Böyle gibi. Karikatür, canlı karikatür diye okuyorum. O yüzden galiba Yasemin Celil'e çok benzetemedim çünkü orada devam eden çok hikaye vardı. İşte evet. Kakılmışla itilmişin bir mevzu vardı. Daha karakter bazlıydı. Daha karakterdi. Bunlar böyle çok çabuk değişiyorlar yani. Canlı karikatürler hakikaten edilmiş en güzel laf galiba. Benim de değil laf bu arada. Nezih'in, sevgili yönetmenimizin. Kız ben sen söyledin zannediyorum. Herkes ben öyle sattım hayatım. Ecem ya ben de öyle söyledim. Ecem'in çok güzel bir lafı var. Sen falan. Yine herkese öyle söyle. Nezih bu arada anmadan geçmedi. Evet sevgili ya. Yönetmenimiz Nezih Elvacıoğlu. Hem bu işte çok güzel bir yönlendirmesi oldu. Çünkü yeni bir komedi olduğu için biz de kendi alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Hani ben absürt komediden geliyorum, Ecem sahne komedisinden geliyor ve bu yeni işe bir şekilde ortak kafayla adapte olmamız gerekiyordu. Nezih burada da çok önemli bir faktördü yönetmen olarak hepimizi bir yere getirmek konusunda. Şimdi tam aslında soracağım soruya bir geçişi siz yaptınız. Evet, siz absürt komediden geliyorsunuz. Siz de sahne komedisinden geliyorsunuz. Komedi, yani şu anda günümüzde nedense bir erkek komedyen ağırlık var nedense. Ki bu konuyla ilgili ikinize ayrı ayrı soru sormak istiyorum. Öncelikle sizden başlamak istiyorum. Erkek komedyenlere sayısının bir artış gösterdiği bir dönemdeyiz. Halbuki evet hem dijitalde hem sahnede ön planda oluyorlar ama kadın komedyenlere sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Evet. Siz de bunlardan birisiniz. Şimdi evet o da bir karakterdi ama Ecem erkek eşittir Naime gibi bir tabir de oluştu. böyle bir dönemde bir yani şu tabiri kullanmak istiyorum yanlış da anlaşılmasın. Erkek komedyenlere karşı bir meydan okumanız var mı? Ya yani işte ben varım işte komedide kendi tarzımı oluştururum. İsim de vermek istemiyorum ama evet Ecem erkek ismini komedide bir marka haline getirmek gibi bir kaygınız, düşünceniz? Hiç öyle kaygılarım, düşüncelerim yok. Ben sadece oynuyorum. Kimseyle kavgam yok. İşte erkek komedyenle kavgam yok. Kadın komedyenle kavgam yok. Zaten kendimi sadece komedyen olarak hiçbir zaman adlandırmadım. Ben oyuncuyum. Bana verilen neyse projede ben onu yapıyorum. O yüzden hiç kimseyle kavgam yok, hiç kimseye karşı bir duruşum yok. Erkek de olsa, kadın da olsa, komedyen de olsa, komedyen olmasa da iyi olanı seyirci görüyor, takdir ediyor. Yani şey, benim herhangi bir böyle kendi markamı yaratacağım, kendi komedi algımı oluşturacağım falan gibi bir... Evet, sormak istediğim buydu. Öyle bir kaygım yok. Ben sadece oynuyorum ya. Sadece oynuyorum. Benim için hikaye çok kıymetli, kimlerle çalıştığım çok çok kıymetli. Kulisim çok kıymetli. Tiyatrodan geliyorum çünkü ben. Kuliste mutlu olmazsan işte de mutlu olamıyorsun. O yüzden benim için kıymetli olan tek şey bunlar yani. Ne güzel yaptığım şeyle takdir ediliyor olmak. Tek isteğim bu. Oynamak, kimseye meydan okumak, karşı şey yapmak. Şöyle taraklarda bizim yok. Aslında bu bir tabir yani kastettiğim ki cevabını da aldım. Hani bu alanda bir kendi tarzımı oluşturabileyim hedefi var mı? Hedef değil de ben bir hedef koyarak yola hiç öyle çıkmıyorum. Çünkü o bazen kısıtlayıcı olabiliyor. Yolda gelişiyor bir sürü şey. Herkesin kumaşı farklıdır. İşte benim kumaşım da bu. Ben de ona göre hani oynuyorum. Aslında çok böyle stratejik ve politik şeyim yok yani. Böyle bir şöyle yapayım da böyle olsun değil. Çok içgüdüsel benim yolculuğum ya.
Onu çok iyi hissettim şu anda. Teşekkür ederim. Çok samimi, çok ciddi. Bir karşımda ciddi, bir ağır kanlı konuşma falan Ecem Erkek görünce bir ya, tuhaf evet. Karşıladım. Evet, evet. Hep program başına bir enerjik Ecem Erkek görünce. Ben de bir şey oldum ama kendimi toparladım. Aa, aşk olsun. Toparladım. Şimdi bu konuyla ilgili size sorumu iletiyorum. Dedim ya, dijitalde bir ilerleme var. İşte stand-up tarzı programları yapan, sadece komedyen değil işte erkek oyunculuk alanında ilerleyip de bu alana kayan çok isim var. Siz de absürt komediden geliyorsunuz. Birçok proje var. Eksik de söyleyebilirim. Ama zaten sizi görünce direkt akla gelen projeler bellidir. İzleyenler de direkt söyler izleyince. Sizin böyle bir kaygınız ya da bir proje çalışmanız olabilir. Siz bunu nasıl derdiniz? Yani evet, ben de belki ileride dijitali bu tarz bir iş, stand-up tarzı bir iş yaparım. Yani dijitalle ilgili soruya ilk önce cevap vereyim. Şimdi ulusal kanallar da bir dönüşüm geçiriyor. Daha doğrusu izleme alışkanlığı dönüşümü geçiriyor. Dijital biraz da aslında alternatif, başka kapı, başka bir biçim denenebiliyor çok daha rahat. Çünkü ulusalda genelde kalıplar belli, neler yapılacağı belli, dizilerin süresi belli. Bu konuda eskiden çok şikayet oluyordu. Hala değişen bir şey yok. Mesela komedi için bizim formatımız 25 dakika. 40 dakika. Yani bu süreler çok ideal süreler ama ulusal başka türlü yaklaşıyor, dijital başka türlü yaklaşıyor. O yüzden komedi de değişiyor ikisine oranla. Yani dijital aslında yeni bir kapı, yeni bir bakış açısı, yeni denemelerin çok daha rahat yapılacağı bir yer. O yüzden bunun olmasından sanırım oyuncu olarak, komedyen ya da dram oyuncusu değil, oyuncu olarak hepimiz çok mutluyuz. Evet. Böyle bir alternatif gelişmesinden. Komediyle ilgili kısma gelince de, ya Ecem'e çok katılıyorum. Komedi aslında çok içsel bir yolculuk ya. Çok kendi içinde de yaptığın, hazırladığın bir yolculuk ve denemekten korkmuyor. Yani özellikle ben bu komediyi yapacağım, benim alanım bu, benim yolum bu diyemiyoruz. İkimiz de tiyatro kökenliyiz. Biz sanırım, hani senin adına da konuşmuş olayım, oynamayı seviyoruz. Evet, biçimi ya. Değil, oynamayı seviyoruz. Evet. İşimiz bu. Yani önümüze gerçekten böyle elimize, avucumuza alıp çok rahat halledebileceğimiz ya da üzerine uğraşıp çok güzel bir şey potansiyeli olduğunu düşündüğümüz rol gelince bizim iştahımız kabarıyor. Bu komedi olsun, dram olsun, dijital olsun, ulusal olsun fark etmez. İş ne? Malzeme evet, evet. Ne? Ben kendimi orada nereye konumlandırabilirim? Bu bizim sanırım en çok hoşumuza giden şey. Evet, tek derdimiz o yani. Aynen. Oynamak. Oynamak. Bu zaten galiba biraz da iş hayatının altın kuralıdır ya. Nerede mutluysam, biraz önce kulisimde mutluysam, işimde mutluysam. Aynen. Yani genel olarak da bir insan mutlu değilse işinde ya da bulunduğu ortamda onu performansına da yansıtamaz. Evet. O çok aynen. Yani ruh tarihini de etkiler. Bu kelimeyi de doğru söyledim mi bilmiyorum. Haleti ruhiye mi? Haleti ruhiye. Yanlış söyle. Haleti ruhiyemiz evet. 2 senedir bir garip. Eski Türkçe. Girdin ama bu kelimeye. Onun. Söyleyemiyorsan konuş. Yol. Azizim fil hakikat ediyor. Ama yolda sen vazgeçtin. O kadar emin başlamadım ben. Ruhi haliyesiniz. Ne kadar güzel ruhunuz. Ne haliniz. Ne haliniz varsa görüntüsen yapın. Haleti ne haliniz varsa görüntü. İnsanı kendine biliyorsun. Gerçi biz sadece komedyen dedik ama Ecem'le alternatif yollarda deniyoruz. Mesela Eminönü'nde bir toplantı açma. Ben de ne diyorum ya. Biz yapmadık mı? Derim. Biz oraları yaparız. Da çok seviyoruz. Yani Kapalı Çarşı, eşrafını da Doğu Bank. Çok sevdiğimiz yerler. Yani doğru. Komedi olmazsa telefon satıcılığına doğru giden bir süreç evet. Deneyeceğiz bir kere. Bakalım. Deneriz. Olur. Sence? Haleti ruhiyemiz böyle. Deli gibi bir şey olduk. Ben kendi kendime ele verdim şu anda. O yüzden diyecek hiçbir şeyim yok. Uğraşılsın yani. Neden sizce artık televizyonda kanallar özellikle entrikası bol diziler yapmayı tercih ediyor? Bir de zaten öyle oluyor ya. Bir iş tutar. Sonra o işin ikincisi, üçüncüsü çıkar. Üçüncüsü tutunca dördüncüsü, beşincisi çıkar. Yani o sündükçe süner. Bir cesur olmak lazım galiba ya. Ya bir cesaret etmek lazım. Başka şeyler yapmaya. İlk başa parayı koymamayı bir cesaret etmek lazım galiba. Çünkü ne satıyorsa onu izliyoruz ya biraz. Evet. Ben de mesela seyirci olarak gerçekten 3 saat süren, 2,5 saat süren ağlamalı şeyler izlemek istemiyorum ya. Ya biz biraz gene ülkece çok affedersin. Söyle lütfen. Ha, yok. Azıcık dramı da seviyoruz. Seviyoruz. Ağlamayı da seviyorum. Ben mesela ağlarım. Çok evet. Da severim ağlamayı. Evet. Ecem de öyle biliyorum.
Gülmeyi de çok seviyoruz ama biz zaten tam da bunun karışımı bir şeyiz ya. Arabeski de çok seviyoruz. Tabii. Yani hönküre hönküre müzik de dinliyoruz ama aynı zamanda da işte şeyi de seviyoruz yani. Çakkılı çakkılıyı da seviyoruz. Arkada evet, evet. Ufak bir şey yapayım burada. Ama İkisinin illa şu bir holdingler, yani. Kavuşamayan aşıklar hikayesi, bir entrikayı tadacağız değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Güzel bir röportaj. Ben bunu gene unutuyorum. Çok güzel bir röportajdı. Senin tatlılığındandır. Evet, teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben de sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Diskotek'te bu hafta Ecem Erkek ve Barış Yıldız'ı ağırladık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın.